Kanal Ufa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen Define 1 operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik 24 ilde define bir operasyonları düzenlendi. Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin banka hesap hareketleri incelendi. Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki pazarlamacı olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuruyla yaklaşık 72 milyon TL döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba ait menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1057 adet Türk kökenli tarihi eserinde örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu 6325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli ise yakalandı. Afyonkarahisar'da meydana gelen ve yaklaşık 10 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem oldu. AFAD verilerine göre saat 06:24'te merkez üssü, kent merkezi, Ataköy mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Neden ağlıyorsun Elif? İlk deprem sonrası 06:30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü. Bu arada önceki günde Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kırım'ın uluslararası düşünme ve anma günü. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk son bir haftada 28 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut hattının tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standlarda korunduğuna dikkat çeken Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64.362 olmuştur. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Şimdi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzurlu sokaklar uygulamasında birçok metruk yapı kontrol edildi. Uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzurlu sokaklar uygulamasında birçok metruk yapı kontrol edildi. Uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada terk edilmiş birçok metruk bina incelendi. Yüzlerce polisin katıldığı uygulamada 5259 şahıs, 1190 araç, 131 motosiklet ve 192 umumi açık yer denetlendi. Denetimler sırasında yapılan GBT sorgulamalarında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Sayın seyirciler, İsrail'in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 38.345'e, yaralıların sayısı ise 88.295'e yükseldi. İsrail Gazze şeridinde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze şeridini yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38.345'e, yaralıların sayısının ise 88.295'e yükseldiği ifade edildi. Şanlıurfa'da tarım sulamasında kaçak elektrik kullanan bir çiftçinin ilginç yöntemi drone'la tespit edildi. Trafoya el konulabilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunurken kentte yıllık kaçak kaybının 10 milyar lirayı aştığı belirtildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuyu suyuyla tarımsal sulama yapan çiftçilerin kaçak elektrik tüketimini önlemek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Elektrik dağıtım şirketinin dronlu kaçak ekipleri son olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kırsal Dedeköy mahallesinde rutin kontrolleri sırasında elektrik hattının altında bulunan tek katlı betonarme binalardan birinin tavanının delik olduğunu fark etti. Dikkatle yapılan kontrolde söz konusu yapının içerisinde bir adet trafo olduğu ve trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca atmak suretiyle bağlandığı belirlendi. Dronlar trafonun 160 kava gücünde olduğunu tespit etti. Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu da tespit edildi. Yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için Dicle Elektrik avukatları Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu. Türkiye'nin yemeklik pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da İSOT'un zahmetli üretim süreci başladı. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan çiğ köftenin olmazsa olmazı pul biber, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Güneydoğu Anadolu projesiyle birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen bakım ve sulamanın ardından hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler kamyonlarla pazarlara getiriliyor. İSOT üreticileri tarafından pazarlardan veya tarlalardan satın alınan biberler çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor. Gel bak, gel bak.
Daha sonra özel makinelerden geçirilen biberler yere serilen bezlerin üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Çeşitli işlemlerden geçen biberler isot veya biber reçeline dönüşüyor. Kentte zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak hava altında çalışan işçiler aile bütçelerine katkı sağlıyor. Şanlıurfa'nın tescilli ürünü isot bu yıl tezgahlarda kalitesine göre kilogramı 300 ila 350 lira arasında satışa sunulması bekleniyor. Şanlıurfa'da 30 yıldır isot yapımında çalışan 70 yaşındaki Emine Işıkay isotun serüvenini anlattı. Elden temizlik. Tamam. Ondan sonra makineye parçalamaya gidiyor. Parçalamadan sonra serik, naylon üzerine serik çadırın. 2 gün, 3 gün, 1 gün kaldıktan sonra onu topluyor, tekrar boğuyor. Karartmaya bırakıyık. Her sabah akşam açık aktar döndürüyük karalı. İster mor et, ister siyah et. Onu tekrar serirsen. Kuruduktan sonra abakamıza çadırda çeki. Kuruduktan sonra tekrar makineden geçi. Çiftarlık lahmacunluk haline geliyor. İsot üreticisi Yakup Işıkay sezonu açtıklarını belirtti. Bismillah diyerek yeni sezonumuza başladık. Hayırlı olsun bize. Bugün sabahleyin hal pazarından aradılar. Bir 60-70 karton biberimiz vardı. Yeni toparlanmış geldi. İlk olarak başladık. Yapıyoruz. Bunun tamamı kuru isot olarak çıkması bir haftayı sürür. Bir gün, bir buçuk gün kuruması. Ondan sonra naylonun arasına koyuyoruz. Güneşte karartıyoruz. Siyah isot yapıyoruz. Yani bir haftayı buluyor bu yapımımız. Gaziantep'e geçiyoruz. Gaziantep'te fıstık hasadının başlamasıyla artan fıstık hırsızlarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri havadan drone, yerden de devriye ekiplerle silah nöbet tutuyor. Gaziantep'te vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlamasıyla birlikte fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Karkamış ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucu Ö.Y. isimli vatandaşın bahçesinden 200 kilogram Antep fıstığı çalan M.K. isimli şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve olayda ele geçen Antep fıstığı sahibine teslim edildi. Birlikte yönetme anlayışıyla bulduğu her fırsatta halkla bir araya gelerek yapılan hizmet ve çalışmaları değerlendiren Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Balıklıgöl Platosu ve çevresinde uygulanmaya başlayan zabıta tedbirlerinden duyulan memnuniyeti ölçtü. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Halilurrahman Gölü ve çevresindeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, kaldırım işgali önlenmesi, seyyar satıcı ve motosiklet girişine kısıtlama getiren zabıta uygulamalarını belediye meclis üyesi Yakup Kılınç'la birlikte yerinde inceledi. İnşallah. Balıklıgöl'den başlayarak Dergah Çarşısı, Akarbaşı Caddesi ve Ucuzluk Pazarı'nda yer alan esnafı tek tek iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Kuş ve Meclis Üyesi Kılınç, hayata geçirilen uygulamadan duyulan memnuniyet derecesini ölçtü. Yapılan düzenlemeden büyük memnuniyet duyan esnaf, Başkan Kuş'a ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek uygulamayı desteklediklerini dile getirdi. Ucuzluk pazarı esnafının millet bahçesinde maç talebine cumartesi akşamı randevu veren Başkan Kuş, bölgeyi gezen ziyaretçiler ve vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Yüzlerce esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Kuş, kendisine iletilen talepleri not alarak acil konularda ilgili birimlere talimat verdi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tamam, orada inebilirler. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe mahallesinden geçen Dicle Nehri'ndeki adacıkta piknik yapan 11 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bot yardımıyla adacıkta mahsur kalan aileyi güvenli bir şekilde alarak güvenli bölgeye çıkarttı. Mahsur kalan aile ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. Şanlıurfa'da prematüre olarak doğan ve zamanında müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan göz hastalığı bulunan 1 yaşındaki Ferah bebek helikopter ambulansla önce Kayseri'ye, oradan da Ankara'ya sevk edildi. Şanlıurfa'da zamanında tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan prematüre retinopatisi rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki Ferah Turabik için Sağlık Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ferah bebeğin gözünü kaybetmemesi için zamanla yarış başlarken Malatya'dan kalkan helikopter ambulans Şanlıurfa'dan bebeği alarak Kayseri'ye geldi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hava Ambulansı Merkezi'nde hazır bekletilen helikopter ambulansa transfer edilen Ferah bebek zaman kaybetmeden Ankara'ya sevk edildi. Helikopter ambulansların zamanla yarıştığı Ferah Turabik, Ankara'da sevk edildiği hastanede tedavi altına alınacak. Haliliye Belediyesi'nin öğrencileri hayallerine kavuşturmayı hedeflediği üniversiteye hazırlık yaz kursu, konu anlatımı ve soru çözümleriyle başladı. Onu oradaki basamak teliyle çarpıyorsunuz. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için hazırlık yaz kursu dönemi başlattı. Her alanda gençlerin yanında olan ve eğitime öncelik veren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla faaliyetlerini sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Kütüphane, okuma salonları ve etüt merkezleriyle gençlerin eğitimine destek veren Haliliye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için yeni dönem hazırlık kursu derslerini açtı. Hangi basamaktaysa oradaki çeşitli branşlarda verilen eğitimlerle gençler alanında uzman eğitmenler tarafından eksik oldukları konularda eğitim alıyor. Ücretsiz dershane hizmeti veren hazırlık kursunda verimli zaman geçiren öğrenciler soru çözümleriyle de konuları pekiştirme şansı buluyor. Belediye bünyesinde periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla da kendilerini ölçme fırsatı bulan gençler hayallerindeki mesleğe sıkı bir şekilde hazırlanıyor. 100 çarpı A artı... Yeni ders döneminin başlamasıyla geleceğe daha emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Haliliye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu üniversite yaz kursuna başvuru yaptım. Burada haftanın 4 günü ders görüyoruz. Bütün dersleri çok güzel bir şekilde görüyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi çok iyi. Artı... Arada bir denemelerimiz oluyor. Onlar da bizim için çok faydalı. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Palat'a bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz. Yaz kursuna başladığım üniversite hazırlığı için. Erken başladık. Gayet bizim için çok faydalı oluyor. Hocalarım haftanın 4 günü ders görüyoruz. Çok faydasını görüyorum şahsen. Arada bir denemelerimiz oluyor. Bize çok fayda sağlıyor bunlar tabii ki de. İmkanı bize sunan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. A, B, C sayısı 100 A artı. Sıra dışı bir haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Bozkır'da ada satın alan Şanlıurfalı genç üretici adaya 10 bin kayısı ağacı dikti. Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan 1000 dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı. Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi.
Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyet yürüten Durmaz, televizyon haberlerinde gördüğü satılık adayı almaya karar verdi. Ada sahibiyle iletişime geçen Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak deniz kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu. Zenginler satın alabildikleri adalarda tatil köyleri kurarken genç çiftçi adaya 10 bin adet kayısı fidanı dikti ve ayçiçeği ekti. Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor. Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, adayı tarım amaçlı aldığını söyledi. Televizyondan gördük daha önce. Satış haberi yapılmıştı bir buçuk yıl önce. Öyle televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Yani değerlendirdik, ayçiçeği ektik, kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ada sahibi Ferdan Durmaz'la çalışmalar yürüten Hüseyin Kele ise burası Anadolu'nun en büyük adası şeklinde konuştu. Yaklaşık 1000 dönümden oluşuyor. Şu an ekle bir arazi olarak 700 küsür bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağacı ektik. Fida, şu an fidayı evet gördüğünüz gibi. İşte Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen bir yolcu uçağının havalimanına inişi sırasında bir lastiğinde dumanlar yükseldi. Uçaktaki 276 yolcu ve 21 mürettebat tahliye kaydıraklarını kullanarak dışarı çıkarken yüreklerin ağza geldiği olayda yaralanan olmadı. Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudiya Havayolları'na ait Riyad Peşaver uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçağın Pakistan'daki Peşaver Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında bir lastiğinden duman çıktığı bildirildi. Uçağın derhal durdurulduğu 276 yolcu ve 21 mürettebatın tahliye kaydırağıyla güvenli bir şekilde uçaktan çıktığı ifade edildi. Uçağın teknik incelemeye alındığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda yolcuların tahliye kaydıraklarıyla dışarı çıktığı, itfaiye araçlarının uçağa müdahale ettiği görüldü. Hava trafik kontrollerinin uçağın iniş takımlarındaki yangın ve dumanı fark ederek pilot ve itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve beraberindekiler Kadem Şanlıurfa İl Başkanı Ayşe Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti. AK Parti 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve beraberindekiler Kadem Şanlıurfa İl Başkanı Ayşe Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti ve yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kademe atanan Ayşe Çetinkaya'ya Abdurrahim Toru tarafından plaket takdim edildi. Bir de ekipten aslında. Ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Ayşe Çetinkaya, Abdurrahim Toru'ya ve beraberindekilere teşekkür etti. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Kolay başarılar diliyorum sizlere. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan sahiplerine ve işletmelere verilen desteklerle tarım ve hayvancılık sektörü 6 Şubat öncesine dönüyor. Adıyaman'da küçük ve büyükbaş hayvanları telef olan üreticilere hayvan desteği, arıları telef olan üreticilere arı desteği, üreticilere yem ve çadır desteğinin yanı sıra tarımsal işletmelere de destek sağlandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi sınırları içerisinde bulunan alabalık tesisi de alınan hibe desteğiyle yeniden faaliyete geçti. Kaynaktan alınan soğuk suların doldurduğu havuzlarda yavru balıkları yetiştirerek çevre il ve ilçelere toptan satışının yapıldığı tesis 6 Şubat depreminde yıkıldı. Havuzlardaki çatlak ve su taşkınları nedeniyle binlerce balık telef oldu.
Deprem sonrasında tesisini yeniden kurmak isteyen işletme sahibine devlet hibe desteği verdi. Tesis yeniden balık üreterek faaliyete geçti. Yapılan destekleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, yeniden üretime geçildiğini belirtti. 6 Şubat depreminde tesisimiz yıkıldı. Sonradan tesisimizi faal duruma getirdik işte. Bunda devletimizin de sağ olsun desteği oldu. Kendi imkanlarımızla, kendi şeyimizle de tesisimizi... İşletme sahibi Bekir Kalyonsa konuşmasında deprem döneminde balıkların hepsinin öldüğünü söyledi. Depremde özellikle havuzlarının patlaması sonucu hem su taşkını, sel taşkını oluştu hem de yavrular tamamen telef oldu. Bu telef sonucunda bakanlığımızca, il müdürlüğümüzce biz tespit yaptık. Bakanlığımız 350 bin TL'le buraya bir hibe desteği verdi. Yetiştiricimiz şu anda tesisini tekrar onardı, havuzlarını yaptı. Alabalık tesisi üretimine devam ediyor. Ama Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbekli Tepe Kapı 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması Haran Üniversitesi Besyo bölümü sahasında start aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Harran Üniversitesi'nin de destekleriyle 10-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Göbekli Tepe Kap 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Yarışmaya Türkiye genelinden 15 farklı ilden 280 sporcu, hakem ve antrenör katıldı. Etkinlikte toplam 350 kişi yer alırken yarışmada sporcular gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sporun ve gençlerin gelişimi için verdiği destek katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Sporcular kendilerine verilen desteklerin okçuluk sporunun geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Etkinliğin finali ve ödül töreni cumartesi günü yapılacak. Kapanış etkinliği sporcular için unutulmaz bir deneyim olacak. Katılımcılar Göbekli Tepe Kap'ın gelecek yıllarda da düzenlenmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi. Şanlıurfa Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Murat Alkan, amaçlarının okçuluk sporunu yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Amacımız burada okçuluğu yaymak, Şanlıurfa'da kulüp sayısını, lisanslı sporcu sayısını arttırmak. Federasyonumuzun da çalışması bu yönde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi yarışmalar yapıp sporcu ve kulüp sayımızı arttıracağız. Türkiye'nin dört bir tarafından Şanlıurfa'ya gelen minik okçular adlarına dünya okçuluk tarihine altın harflerle yazdıran Mete Gazoz'u örnek aldıklarını belirtti. Okçuluğu çok seviyorum. Mete Gazoz gibi Avrupa birincisi, olimpiyat birincisi falan olmak istiyorum. Hedefim dediğim gibi Mete Gazoz gibi iyi bir okçu olmak. İnanıyorum. 8 yaşından beri okçuluk sporuyla ilgileniyorum. Hedefim Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Benim adım Defne, 9 yaşındayım. Kayseri Spor AŞ'den geliyorum. Burada hedefim aslında eğlenmek, yani ilk satmak ve birinci olmak değil. Haberleri izlediniz. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.